İyi akşamlar sevgili seyirciler. BBN Türkiye hoş geldiniz. BBN Gündem programında çok değerli iki konuğumuzla bu akşam saat 22.30'a kadar karşınızda olacağız. Önemli konular var. Yoğun gündemle karşınızdayız. İşte o konuklarımız. Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ve Avukat Mustafa Kemal Çiçek bizimle birlikte ve gündemi değerlendirmek için karşınızda. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş bulduk, iyi akşamlar Fahrettin Bey. Evet, hemen size döneceğim ama isterseniz hemen sevgili seyircilerimize kısaca konu başlıklarımızı hatırlatalım. Sevgili seyirciler, malumunuz Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin tutumu var. İşte bu tutuma hem yurt dışından hem yurt içinden nasıl bir yaklaşım var, destekleniyor mu? Onları dikkatinize sunmaya çalışacağız. Yine İyi Parti'nin biliyorsunuz A takımında önemli değişiklikler oldu. Yavuz Ağralioğlu neredeyse tasfiye edildi. Yine Koray Aydın teşkilat başkanlığından, genel başkan yardımcılığından siyasi işlere kaydırıldı. Meral Akşener teşkilatı direkt kendisine bağladı. Neler oluyor? Acaba milliyetçiler mi, ülkücüler mi tasfiye ediliyor? Ne derler? İyi Parti şerit mi değiştiriyor? Soruları elbette dikkate alınabilecek tartışmalar içerisinde. Yine Millet İttifakı malumunuz ikinci toplantısını yaptı. 6 genel başkan. Yine açıklamalar var fakat eleştiriler var. Bu kez eleştirileri dikkate alıp Atatürk posterinin önünde toplanmış olmalarına rağmen Türk kelimesiyle ilgili bir takım sıkıntılar mı var? Tartışmalar nereden devam ediyor? Hatta İyi Parti'deki gelişmeleri de yine HDP'nin istediğine dair, daha doğrusu HDP'nin tepkisini, İYİ Parti'ye olan tepkisini yumuşatmaya, HDP ile ilişkileri geliştirmeye dönük hamle olduğuna dair iddialar var. Onları dikkatinize sunacağız. CHP'yi konuşacağız. Mustafa Kemal Çiçek malumunuz uzun yıllar CHP'de hizmet etmiş. Daha sonra oradan ayrılarak Memleket Partisi'ne geçmişti. Yine orada da yaşadığı bir takım sıkıntılardan kaynaklı oradan da ayrıldı. Aslında neler yaşadı? CHP değişti mi? Baykal CHP'si ile bugün arasında ne tür farklılıklar var? Hangi gruplar CHP'ye hakim oldu? Memleket Partisi'nde ne oluyor? Tartışmalar nasıl ayyuka çıktı? Neden istifalar yaşandı? Sorularını da yine dikkatinize sunmaya çalışacağız. Son olarak da malumunuz eski başbakanlardan Tansu Çiller'in parti kuracağına dair söylentiler var. Buna dair kamuoyu araştırmaları da açıklandı. Hatta Hilmi Daşdemir'in de başında bulunduğu Optimar'ın da önemli bir araştırması vardı. Bazıları rahatsız olmaması gereken bazıları da rahatsız oldu. Yine bu sürece bakacağız. Tansu Çiller'in siyasete girme ihtimali bile aslında kimleri rahatsız etti, niye rahatsız etti? Tansu Çiller'in siyaseten bir şeyi var mı, ağırlığı var mı, hala kaldı mı? O kısmını da biraz dikkatinize sunmaya çalışacağız. Evet, isterseniz bir kamuoyu araştırmacısı olarak Mustafa Kemal Çiçek, Hilmi Daşdemir'den başlayalım. Zaman zaman araştırmalar da yapıyor biliyorum. Güncel araştırmalar da yapıyor sürekli. Halkın nabzını da tutuyor Optimar Araştırma Şirketi. Sayın Daşdemir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, özellikle Erdoğan Hükümeti'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ortaya koyduğu tavır ve barış masasının Türkiye'de kurulmasına hem uluslararası hem içeride her ne kadar muhalefetten olmasa da halkın yaklaşımı nasıl, kabul görüyor mu? Oradan başlayalım. Bu ciddi anlamda kabul görüyor. Nitekim bir önceki ayda biz yapmış olduğumuz araştırmada AK Parti'nin oyu 36,5'tu. Ekonomik sıkıntılardan dolayı düşme eğilimindeydi. Bu ekonomik sıkıntıların artmasına rağmen Antalya'daki zirve sonrasında AK Parti'nin oyunun ve bu şeydeki süreçteki Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bu sürede AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın, AK Parti değil aslında, evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin yönettiği diplomasiyle belli bir noktaya gelmesi, Türkiye'nin merkez ülke olması ve arabuluculuk yönünde de diğer taraflarla dengeli bir politika yürütmesi anlamında da hem Türkiye'nin önemini ortaya koyuyor, aynı zamanda da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bazıları bundan rahatsız oluyorlar. Bu bir siyasi şey değil, tavır değil.
ben Erdoğan'ın birçok politikasını beğenen bir araştırmacıyım. Ama bu bir politik bir tavırdan ziyade tüm kesimlerin aslına bakarsanız kabul ettiği, Cumhuriyet Halk Partilisi'nin de, efendim İYİ Partilisi'nin de bu konuda da Türkiye doğru adımlar atıyor dediği bir noktadayız. Bu önemli bir tavır, önemli bir duruş. Sonuç itibariyle Erdoğan'ın şu an yaşamakta olan dünyadaki liderler arasında en etkin, en etkili lider olduğunu söyleyebiliriz. Evet, içeride bir takım problemlerimiz var. Efendim, ekonomik sıkıntılarımız var, AK Parti'nin yorgunluğu var. Bunların hepsini ayrı ayrı konuşabiliriz ama Türkiye şu an dünyadaki en etkin ülke. Neden? Çünkü Ukrayna işgali esnasında hiçbir ülke bu noktada herhangi bir şekilde gerilimi azaltma noktasında ya da taraflarla iletişim noktasında aksiyon alamazken Türkiye aldı ve bu noktada çok önemli adımlar attı. Bir iki sonuç izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Evet. İzin verirseniz Fahrettin Bey. Lütfen. Şimdi Türkiye'deki bu sürecin önemli olduğunu söyledik. Toplum tarafından da bunlar kabul görüyor. Biz bu süreç açısından baktığımız zaman bir savaş var komşularımızın arasında. Savaştan da ziyade aslına bakarsanız bir işgal var. Yani Ukrayna ile Rusya arasındaki güç dengesi çok şey değil. Eşit değil. Evet. 10 kat, 100 kat bazı noktalarda Rusya Ukrayna'dan güçlü. Ama bu güce rağmen işte Ukrayna'nın bir direnişi de söz konusu. Biz bu süreç açısından sizce Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye ne yapmalı diye sorduğumuzda bu konuda Türkiye'nin yaptığı şeylerin, tavırların, tutumun çok ciddi anlamda desteklendiğini, kamuoyu tarafından desteklendiğini görüyoruz. Birkaç soru sorduk. Biz Türkiye bir şekilde savaşa girecek olursa ülkeniz için savaşır mısınız diye sorduğumuzda %62 savaşacaklarını söyledi. Bu önemli bir oran. Ama yine de Türkiye gibi bir ülkeye göre az değil mi? Hani böyle milliyetçi ve savaşmaktan çekinmeyen, kendini, ülkesini tehdit altında gördüğünde savaşmaktan çekinmeyen bir toplumuz, halkız, milletiz. Tabii bu soruyu aslına bakarsanız birden fazla şıkla, başka sorularla desteklemek gerekirdi ama biz yaptığımız araştırmada Türkiye'nin nabzını tutmaya çalışıyoruz ve soru formunu da çok uzatmamaya çalışıyoruz. Evet. Tek soruyla ölçmeye çalıştık. Mesela Allah göstermesin ülkemizi bir işgal gibi bir durum olmuş olsaydı bu oran muhtemelen %85'ler civarında olurdu. Belki %90'lar civarında olabilirdi ama bir şekilde savaşmaktan bahsettiğimiz soru olduğu için bu oranda kaldı. Yani bu noktada ülkesi için savaşacakların partilere göre dağılımlarına baktığımız zaman da AK Partililerin %73 civarında, Milliyetçi Hareket Partililerin %70 civarında, İYİ Partililerin %50 civarında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin %40 civarında ve HDP'nin %41.6 civarında bir ülkesi için savaşma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada dikkat çektiğimiz sonuç HDP var. Özür dilerim. HDP tabanının da %41 oranı da öyle azımsanacak bir oran değil. Yani şimdi biraz ezberi bozacak bir oran. Ve Fahrettin Bey, bu oran Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1.6'lık daha yüksek bir oran. HDP tabanını, yani HDP'yi HDP tabanını PKK'dan ayrı tutsak da HDP'de siyaset yapan birçok siyasetçinin
PKK ile doğrudan ilişkili olduğunda biliyoruz aslında bakarsanız. Bu artık tescilli, evet. Ama HDP tabanının birçoğu bu ülkeye bağlı ve gerekirse bu ülke için savaşmaya da hazır. %41 gibi bir oran, neredeyse yarısı, ki bunların %19'u da bu konuda fikir beyan etmemiş. Belki o %19'un da yarısı evet diyecek, dağıtsak o oranları da. Önemli bir oran. Yine farklı bir soru sorduk. Ülkemiz herhangi bir şekilde savaşa girecek olsa ülkemizin başında hangi liderin olmasını tercih edersiniz diye sorduk. 34.7'lik bir oranda Recep Tayyip Erdoğan cevabı verildiğini gördük katılımcılar arasında. İkincide %23.8'de Kemal Kılıçdaroğlu. Üçüncüde 6.3 oranında Selahattin Demirtaş. Dördüncüde 6 oranında Meral Akşener. Selahattin Demirtaş'ın Meral Akşener'den birazcık daha üstte olduğunu da kamuoyunun takdirine sunuyorum. Demirtaş'ın burada herhangi bir şekilde milli birisi olduğu için değil, sadece tabanda böyle bir algı oluşturduğu için öne çıktığını söyleyebiliriz. Üçüncü bir sorumuz vardı bu konuda. Sizce bölgemizdeki ve dünyadaki savaş ortamında Türkiye'yi selamette hangi lider çıkarır diye sorduğumuzda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı söyleyenlerin oranı %34.9 olduğunu, Kılıçdaroğlu'nu söyleyenlerin 24.5 olduğunu, yine Demirtaş'ı söyleyenlerin 6.1, Meral Akşener'i söyleyenlerin 5.9 olduğunu görüyoruz. Bu da önemli bir oran. Bütün bu şeyler, sonuçlar Sayın Erdoğan'ın net ve kemik bir şekilde %35'lik bir oranın, oy oranının olduğunu gösteriyor. Bu önemli bir sonuç, yani desteğinin olduğunu gösteriyor. Kaldı ki bu sormuş olduğum iki soruda Cumhuriyet Halk Partililerin de Erdoğan'ın Türkiye'yi selamete çıkaracağına yönelik inançları var. Kılıçdaroğlu'nun söyleyenler de var ama Erdoğan söyleyenler de azımsanamayacak kadar yüksek CHP taban içerisinde. Bu önemli. Sonuç itibariyle Türkiye bu savaş ortamında ya da işgal ortamında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürecinde etkin bir rol üstlenmiş durumda. Ve barış noktasındaki bugün Nobel Barış Ödülü'nü de Sayın Erdoğan için verilebileceği yönünde kamuoyunda konuşulan, tartışılan bir mesele olduğunda gördük. Ki bana göre bu meseleye gelene kadar daha önceki birçok alanda, özellikle Filistin'deki Van Münih çıkışı, daha sonra Dünya 5'ten büyüktür çıkışı, Suriyelilerin ölüme mahkum edilmesi yerine Türkiye'nin kapıları açma noktasındaki gösterdiği irade, Arakanlı Müslümanlarla ilgili tavrı, buna benzer birçok hadisede Sayın Erdoğan bir kez değil aslında 4-5 kez Nobel Barış Ödülü alması gereken bir lider olduğunu göstermiş oluyor. Evet. İnşallah bir Türk lider de Nobel Barış Ödülü alır. Bu da Erdoğan olursa ona da yakışır. Yani şimdi işin gerçeği ne derler? Barack Obama'nın bile hani gündemde olduğu barış kelimesinden insanların ne anladığına bağlı olarak değişebilen, tabii ki alması önemli. Kamuoyu açısından da önemli. Türkiye'nin moral motivasyonu açısından da önemli ama hani her ne kadar mecbur kalmasalar verebilecekleri bir ödül olarak düşünmüyorum işin gerçeği, ama tabii ki konuşulması bile önemli. İstersen hazır burada bir virgül koymuşken Mustafa Kemal Çiçek'e de dönelim. Sayın Çiçek, siz Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında oynadığı rolü, izlediği politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz önce araştırma içerisinde tabii Hilmi Taşdemir'e sormadım ama sizce, sonuçta oraya yakın bir insansınız, o tabanı biliyorsunuz, içinden geldiniz. Hem Memleket Partisi'nin tabanını da biliyorsunuz. Onlar
Türkiye'nin uyguladığı politikalara daha mesafeli mi yaklaşıyor? Sanki böyle daha Amerikancı bir tavrı mı öne çıkartıyorlar? Ne dersiniz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi akşamlar Fahrettin Bey. Öncelikle bizi izleyen sevgili vatandaşlarımızın iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Şu bir gerçek. Salı günü hem Ukrayna heyeti hem Rusya heyeti ülkemize geldi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı değerlendirmeler neticesinde müzakereler Türkiye'de başladı. Ve burada işte ilk kısımda Ukrayna'nın bazı şehirlerinde ateşkes yönünde ifadeler dile getirildi. İşte insani koridorların açılması konusunda. Netice itibariyle bir sonuç alındı burada. Tabii bunu küçümsemeye matuf davranışlar maalesef ki yapıldı. Her şey de bu ortada. Yani ülkesini seven, ben bunu AK Parti'yi dışarıda tutarak veyahut da bütün siyasi yelpazeyi dışarıda tutarak değerlendiriyorum Sayın Damga. Ülkesini seven, bu ülkeye birazcık bağlılığı olan herkes o tablo içerisinde ülkesiyle gurur duyması gerekirdi. Yani bakacak olursanız işte Çanakkale 1915 köprüsü açıldı ki Çanakkale Türk tarihi için çok önemli bir yerdi. Bu köprüyü dahi küçümseyen işte yazar olarak, gazeteci olarak toplumu yönlendirici insanların tweetlerini, açıklamalarını görüyoruz. Yok üzerinden şu kadar araba geçmiş, yok geçmeyecekmiş kamu zararı. Netice itibariyle ülke için yapılan çabaları, gayretleri, ülkemizi dünyada ifade edebilen, ismini ortaya koyabilen, gücünü ortaya koyabilen davranışları hiçbir siyasi mülahaza içerisinde olmadan desteklemek bir vatandaşlık görevi. Ben meseleye bu açıdan baktığımı evet. Öncelikle söyleyeyim. Malumunuz Ukrayna ve Rusya bizim Karadeniz'den komşumuz. Ve her ikisiyle de çok 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 önemli ilişkilerimiz var. Hem turizm boyutu, hem enerji boyutu, hem askeri savunma boyutu, hem tarım boyutu. Dünyada herhalde bu iki ülkeyle bu kadar ilişkisi olan ülke istisnadır. Ve bu müzakerelerde biliyorsunuz bu Belarus'ta yapılıyordu müzakereler ve Rusya Belarus sınırı üzerinden de Ukrayna'ya askeri birlik gönderdiği için Belarus'a bakış açısı Ukrayna'nın subjektifti. Taraflı bakıyordu Belarus'a. Ve bu arabuluculuk faaliyetleri bu iki ülkeyi bir araya getirmek için işte Fransa olsun, Almanya olsun, İsrail olsun bir çaba içerisindeydi. Ama her iki ülkenin de ki orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayakta alkışlamalarıyla da bu tablo ortaya konmuş vaziyette. Her iki ülke Türkiye'nin bu konudaki çabalarına samimi olarak yanıt verdi ve Türkiye'ye geldiler. Ve bunun ileriki aşamalarında işte Sayın Dışişleri Bakanı da bunu belirtti. Evet. Daha üst düzeyde de görüşmeleri Türkiye ev sahipliği yapabilir yönünde açıklamalarda bulundu. Belki biz tam bağımsızlık yani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduğu, istiklal mücadelesini verdiği dönemde temel felsefe olarak koydu. Tam bağımsızlığı esas olarak almış isek ve bunu aldığını iddia eden altı oku partisine amblem olarak koyduğunu iddia eden kişiler bunlar birazcık bir bağlılığı varsa burada Türkiye'nin merkezi bir güç olarak izlediği politikadan gurur duymaları lazım. Ama bakıyorsunuz ki Sayın Damga tablo işte ne kadar yoğurdun fiyatı, ne kadar balın fiyatı, ne kadar yulafın fiyatı demek suretiyle tamamen samimiyetsiz, algı yapmaya yönelik ve basit oyunlarla toplum nazarında itibar kazanmaya yönelik davranışlara dönüyor. Ancak bunların toplum nazarında bir itibar kazanması söz konusu değil. Aksine toplumda tepki doğuruyor. Çünkü bu ifadeleri dile getirenleri yaşam biçimi olarak, hayatlarını idame biçimi olarak o tablo içerisinde olmadığını zaten çok büyük bir vatandaş kitlesi biliyor. Bilmeyenleri de işte biz dilimiz döndüğünce anlatmaya, ifade etmeye çalışıyoruz. Netice itibariyle Ukrayna konusunda, Ukrayna ve Rusya konusunda Türkiye'miz stratejik bir hamle yapmıştır.
Ve bunun neticeleri işte bugün Avrupa'da, dünyanın genelinde herkes gözünü dikmiş ve Türkiye'ye bakma durumuna girmişti. Ha, netice itibariyle işte biraz önce Hilmi Bey dile getirdi barış ödülü konusunda. Baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür açıklaması dahi buna yönelik olarak, ki İkinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri ve sonradan Çin'in de eklenmesini dahi edersek ve bunların hepsi de nükleer güce sahip ülkeler, işte Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ve 5 ülkenin 200 ülkeyi kontrol ettiği bir vaziyet. Cumhurbaşkanı bu açıklaması dahi bu süreci açmak yönünden çok önemliydi ki bunu yıllar önce dile getirdi. Bugün baktığınız zaman barış ödülü dünyada bu kadar önemli sorunları giderecek kişilere, kurumlara, devlet adamlara verilen ödüldür. İşte nasıl Obama'nın barış ödülü aldığını bir değerlendirecek olursak, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı faaliyetlerinin %1'ini bile gerçekleştirmemiştir. O nedenle barış anlaşmasını imzalatsalar bile başka sebeplerle bu ödülü vermekten imtina edecek ve bu yönde bakış açısı olan bir dünya genellemesi. Dünya genellemesi demek istemiyorum. Kendini güçlü addeden ülkelerin oluşturduğu bir yapının da olduğu muhakkak Sayın Damda. Evet. Şimdi bir son dakika gelişme sonunda ifade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile telefon görüşmesi yaptı. İşte en son Türkiye'de yapılan toplantının da değerlendirildiği, ki muhtemeldir. Önce Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun ifade ettiği gibi iki Dışişleri Bakanı'nı tekrar bir araya getirmek, arkasından da bir Putin-Zelenski zirvesini Türkiye'de yaparak barışı taşlandırmak isteyen bir Türkiye var. Ona dönük hamleler de devam ediyor. Şimdi biz biraz iç politikaya dönelim. İşin dış politika kısmı gerçekten önemli. Türkiye kendisinden bekleneni yapıyor. Hatta kimileri tarafından bu kargaşanın içine çekilip özellikle de Rusya ile karşı karşıya getirilmeye çalışıyor ama çok sakin bir şekilde, bilinçli bir şekilde ne istediğini bilen, ne yapmak istediğini çok açık ifadelerle dillendirebilen bir Türkiye inşallah barışın gerçek bir mimarı olabilir diyelim. İçeriye dönelim. Şimdi sonuçta her ikinizde birinizin siyasi kimliği zaten var. Avukat Mustafa Kemal Çiçek ama işte uzun yıllar CHP'de, arkasında Memleket Partisi'nde. Sayın Daşdemir'in zaten işi gereği siyasetle iç içe. Yine Millet İttifakı'nı tartışıyoruz. Oradan devam edeceğiz ama önce bir bileşeniyle başlayalım. İyi Parti'de aslında kimilerinin beklenenin oldu dediği, kimilerinin işte sürpriz karşıladığı, kimilerinin de artık zamanı gelmişti dediği bir gelişme oldu. Yönetim kadrosunda, A takımında önemli değişiklikler yapıldı. Yavuz Ağaralioğlu, milliyetçi sözde İyi Parti içerisindeki milliyetçi kesimin temsilcilerinden, işte zaman zaman genel başkanıyla ters düşüyor pozisyonunda HDP'yi sert eleştiren birisi tasfiye edildi bir anlamda. Yönetim kadrosundan çıkartıldı. Yine partinin en ağır toplarından birisi. Hatta gizli genel başkanı diyelim ya da eş genel başkanı diye kimilerinin ifade ettiği Koray Aydın teşkilatla bağı kesildi. Siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi ve teşkilat direkt Meral Akşener'e bağlandı. Şimdi Hilmi Daşdemir, olanı biteni nasıl yorumluyorsun? Ülkücüler tasfiye mi ediliyor? İyi Parti ne derler? Şerit mi değiştiriyor? Ne yapıldı? Ne oldu? Nasıl değerlendiriyorsun? İyi Parti'nin şeridi belliydi aslında Fahrettin Bey. İyi Parti temelde işte bir kendisini konumlandırdığı alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulaşamadığı, erişemediği noktalarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olacak bir pozisyondu. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Hatırlayalım. 2017 halk oylaması öncesinde o hayır bloku içerisinde önemli bir isimdi Meral Akşener. Önemli bir isimdi ve oradaki o şeyde pozisyonuyla da görevini ifa etti. Sonra da partileşme süreci içerisinde hiçbir partinin başka bir parti yapmayacağı işi Kemal Bey Meral Hanım için yaptı, İyi Parti için yaptı ve kendi milletvekillerini İyi Parti'ye geçirdi.
seçime katılımın sağlamasını sağladı. Bununla kalmadı. Kemal Bey 2019 yerel seçimlerinde 10 büyük şehirde işte Cumhuriyet tarihiyle yaşıt, neredeyse 100 yaşına gelmiş bir partinin, 100 yıllık bir partinin 10 büyük şehirde aday göstermeyerek oraları İYİ Parti'ye bırakmış olması da ciddi anlamda İYİ Parti'nin bir taban oluşturmasını sağladı. Neden? Şu an İYİ Parti'nin genel başkanlığından alınmış isimlerden birisiyle biz o dönemde karşılaşmıştık. Biraz sohbet ettiğimizde oy oranlarını sormuştu yerel seçimde. Ben o dönemde yerel seçimlerde İYİ Parti'nin oy oranları %5 gösteriyordu. Çünkü İYİ Parti tabanı CHP'yi daha güçlü olduğu için ittifak içerisinde oraya doğru biraz meyletmişti. Kılıçdaroğlu 10 büyük şehri İYİ Parti'ye bırakarak oralarda İYİ Parti'nin, yani genel olarak Türkiye genelinde oransal olarak %10'a yakın bir noktada tutulmasını sağladı. Sonuç itibariyle de bu önemli bir destekti. İYİ Parti'nin temel misyonu CHP'nin ulaşamadığı, merkezde olabilecek ya da işte geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmış ancak bir şekilde çeşitli sebeplerle orayla uzaklaşmış, bağı zayıflamış olan ulusalcı, daha yakın milliyetçi, seküler milliyetçilerin ağırlıklı olarak seküler milliyetçilerinin oluşturduğu bir parti ve bakıldığı zaman daha önceki kurultayında da İYİ Parti Ümit Özdağ'ı ve Ümit Özdağ gibi, Ümit Özdağ'a belki birçok eleştiri yapabiliriz ama Ümit Özdağ da işte ülkücü kimliği olan, babasının kim olduğu bilinen, 14'ler içerisinde yer almış, 1950'de Alparslan Türkeş'in yol arkadaşı olmuş bir isimdi, Muzaffer Özdağ. Sonuç itibariyle kimliği bilinen birisi. Bugün Suriyelilere ya da sığınmacılara karşı tavrını eleştiririz. En başta da ben eleştiriyorum. Ancak İYİ Parti'de hem FETÖ bağlantıları hem de Soros'la ilişkiler, HDP ile ilişkiler anlamında çok net ve çok keskin bir şekilde eleştirmiş bir isimdir Ümit Özdağ. Sadece Ümit Özdağ mı eleştirdi İYİ Parti'yi bu konuda? Hayır, sadece Ümit Özdağ eleştirmedi. Soros'la ilişkileri, efendim diğer HDP ile ilişkileri, anayasanın ilk 3 maddesi de değiştirilmesiyle ilgili Kamil Erozan'ın başkanlığındaki yapılan toplantıları, birçok siyasetçi, İYİ Parti'de siyaset yapmış isim bunları eleştirdiler, söylediler. İYİ Parti'nin bu açıdan bakıldığı zaman o misyona uygun davrandığını ve o dönemde itiraz edebilecekleri dışarıda bıraktığını gözlemledik. Şimdi Koray Aydın rahmetli Alparslan Türkeş'in vefatından sonra, ki Alparslan Türkeş'ten önce yönetimde olan, divanda olan bir isimdi. O dönemde ben de, benim arkadaşlarım da partide derdi. Gidip geliyordum, Devlet Bey genel sekreterdi. Orada olan, sonra da Devlet Bey'le birlikte hareket eden, Devlet Bey'in seçilmesinde katkı da sağlayan birisiydi. Ancak daha sonra MHP içerisinde genel başkan adayı oldu. Sonra da oradan ayrışarak, ki Meral Hanım da FETÖ'cülükle itham etmiş, FETÖ ile işbirliği yapmakla itham etmiş bir isimdi. Partide bir ittifak ya da koalisyon gibi, ortaklık gibi değerlendirebilecek noktada teşkilatın başına getirildi. Ama benim görüştüğüm İYİ Partili bazı isimler ya da İYİ Parti'den kopmuş isimlerden bazıları, Meral Hanım'ın birçok İYİ Partili il başkanını tanımadığı, ilçe başkanlarını hiç tanımadığı, dolayısıyla onlarla uğraşmayı, iletişim kurmayı da
sevmediği, buradaki teşkilatlanmayı tamamen, burada önemli bir şey söyleyeceğim, danışman kimliği olmadan danışmanlık yapan bir grup tarafından, birileri tarafından partinin tekrar dizayn edileceği anlamına geliyor. Bu bir yerde HDP ile oluşacak ittifaklar ya da genel anlamda oluşacak ittifaklara da itiraz etmeyecek bir yapımla oluşturacak. Tam da o noktada, tam da o noktada bir şey soracağım. Tam da geri gelmişken şimdi zaten yapılan bu değişikliğin HDP ile ilişkileri tabiri caizse zehirleyebilecek kişileri, kişilikleri yönetimden, partiden biraz uzaklaştırıp pasifleştirmek, yani HDP ile daha sağlıklı ilişkiler kurabilmek adına yapıldığına dair eleştiriler. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela Selahattin Demirtaş BBC Türkçe'ye verdiği röportajda İYİ Parti'deki ülkücüleri faşist ve ırkçı olarak nitelendirmişti. Yani bunları hatırlatmakta fayda var. Diyor ki Selahattin Demirtaş, demokratik teamüller çerçevesinde eleştirel bir diyalog ve ilişki kurulma gerektiğine inanıyorum. Kurulması gerektiğine inanıyorum. Fakat İYİ Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir. Buna güçleri de yetmez. Dedikleri, ki o dönem ifade ettiği kişi bildiğim kadarıyla Yavuz Ağralioğlu'ydu. Bugün itibariyle artık tasfiye edilmiş durumda. Ama bir şey daha öğrenmek istiyorum. Hani bu kısmı vurguladıktan sonra müsaadenizle. Koray Aydın'ın teşkilat başkanlığında, yani teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcılığından alınıp direkt teşkilatın genel başkana bağlanmış olmasının siyasette, Türk siyasetinde bir örneği daha var mı? Yok. Buraya da bir iki cümleyle evet, değerlendirecek olursak, burada da böyle bir örnek yok. Meral Hanım çıkıp kendisine ezberletilen ya da verilen metinlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nı tek adamlıkla suçluyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu milletin %50'den fazlasının oyunu almış birisidir. Tek adamsa da o tek adamlığı bu millet ona veriyor. Ancak o partide hiçbir daha önce uygulaması, teamülü olmayan bir şekilde teşkilatı kendine bağlıyor. Uygulaması yok. Tek kadın olmaya çalışıyor. Zaten bir çok özür diliyorum izleyicilerimizden, bir erkek gibi davranma şeyi var Sayın Akşener'in. Eskiden beri bir şekilde erkeklerin dünyasında olmaya çalışıyor. O yüzden kaba konuşuyor. O yüzden küfürlü konuşuyor. Hatırlayalım. İYİ Parti içerisinde birisi ahlaksızca bir şehit yakınına küfretmişti. Onunla ilgili Meral Hanım konuşurken meclis kürsüsünden ...... diyerekten iki kez üst üste bunu tekrarlayan ağzı bozuk, ahlaka mugayir, Türk kadınına, Türk töresine uymayan bir şekilde konuşan birisidir. Yani bir kadına da bir erkeğe de yakışmaz bu tavır. Ancak bu tavrı da göstermiştir kendisi. Nedense birçokları, özellikle kadınlara, efendim, bu küfürlü konuşmalara karşı tepki göstermesi gereken birçok kesim, yazar, çizer, akademisyen, yorumcu, hiçbirisi bu konuları eleştirmemiştir. Meral Hanım'ın bu tavrı ciddi anlamda şeydeki Türk siyasetini ya da İYİ Parti kendisini milliyetçi olarak tanımlıyorlar, ancak bazı noktalarda da gayrimilli bir tutum içerisinde olduklarını görüyoruz. Bunları geçelim bir kenara. Türk toplumunun ya da insan fıtratının bozulması noktasında bir takım çabalar içerisinde olan bazı kesimler var. Bunun da en önemli temsilcilerinden birisi LGBT'yi ağzı dolu dolu savunan, bağıra bağıra bununla da iftihar eden bir isim yerini korurken, Yavuz Ağralioğlu gibi
milliyetçi muhafazakar kimliğini her ortamda gösteren bir isim partiden tasfiye ediliyor. Ki bana göre Yavuz Avcıoğlu'nu da çok eski tanırım ben. O partiye biraz fazla gelen birisiydi. Birçok yanlış yaptığı işi de savunmak zorunda kalmıştı. Meral Hanım'ın birçok yanlış yaptığı işi de savunmak zorunda kalmıştı. Yani bir yıldır, bir buçuk yıldır Yavuz Ağaralioğlu'nun partiden bir şekilde uzaklaştırılacağı konuşuluyordu. Nitekim partide kalmayı sürdürse bile önümüzdeki dönemde Yavuz Ağaralioğlu kendisini İYİ Parti listelerinde bulamayacaktır. Orada bulamayacaktır. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bu da ayrıca önemli yani. Bir husus. Yani Meral Hanım'ın tek kadınlığı eleştirisi. Ha, bunun dışında Meral Hanım'ın çok mahir olduğu başka bir alan var. Ya da ona bu konuda destek veren, efendim onun siyasal söylemini oluşturanların başardıkları, başarmaya çalıştıkları ne var? Postürlü siyaset var, kurgu var. Ne var? Mesela Hatay'a gidiyor, orada bir kuyumcuya şey yapacak, bir şeyler söyletecek. Kuyumcu istediği cevapları vermiyor. O zaman ne yapıyor? Partili birisi geçiyor kameraların önünde. Sanki o kuyumcu oymuş gibi orada bir tiyatral ortam oluşturuyorlar. Sadece orada değil. Mecliste, meclis kürsüsünde buna benzer alakasız birileri çıkıyor. Başka bir kimliğe bürünüyor. Orada bir başka bir şey sahneleniyor. Başka yerlerde başka buna benzer birçok olay sahnelediğini görüyoruz. Meral Hanım bunları yapıyor. Tek kadın olarak şeyde İYİ Parti belli bir noktaya çiziyor. Ancak yine burada bu yorumların dışında evet. Araştırmacı kimliğiyle biraz daha yorum yapacak olursak. Bu arada toparlayabilirsek bir reklam arası vermemiz lazım. Tabii hemen toparlıyorum. Biliyorsunuz baraj %7'ye düşüyor. Evet. %7'ye düştükten sonra HDP'nin maksimum alacağı oy %8-8,5 olacaktır. Bir daha tekrarlayabilir miyiz orayı? Baraj %7'ye düştükten sonra HDP'nin alacağı maksimum oy %8-8,5 civarında olacaktır. Maksimum oy. Niye? Nitekim İYİ Parti de barajın %7'ye düşmesiyle birlikte maksimum %8'ler civarında bir oy oranına düşecektir. Kemal Bey'in birazcık daha kendisini öne çıkarmasıyla HDP'den CHP'ye ve İYİ Parti'den CHP'ye oy kayması vardır. İYİ Parti de bundan nasibini alacaktır. Ha, bir şekilde varlığını bir süre daha devam ettirecektir ama önümüzdeki seçimden sonraki seçimde İYİ Parti'nin mevcudiyetini sürdürebileceğini düşünmüyorum. Çünkü siyasal tarihimiz içerisinde toplama ya da işte buna benzer eklektik oluşan partilerin uzun süre siyasal hayatta var olmalarının olduklarını görmedik. Muhtemelen İYİ Parti de 2023 seçimlerinde olacak. 2028'de de normal bir seçim olmuş olursa, yani normalden kastım daha erkene alınmazsa 2023 seçimlerinden sonraki süreç, 2028'de İYİ Parti'nin çok siyasette etkin olarak var olmadığını hep birlikte göreceğiz. Peki. Burada bir virgül koyalım. Mustafa Kemal Çiçek affınıza sığınarak bir kısa ara vereyim. Reklamdan sonra sizinle dönelim. Sevgili seyirciler kısa bir ara. Aranın ardından sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili seyirciler BBN gündem devam ediyor ve Hilmi Daşdemir ve avukat Mustafa Kemal Çiçek'le sohbetimize devam ediyoruz. Reklamlardan önce Hilmi Daşdemir'den İYİ Parti yorumu, İYİ Parti ile ilgili gelişmeleri, yaşanan gelişmeleri yorumlamıştı Hilmi Daşdemir. Mustafa Kemal Çiçek, şimdi İYİ Parti'de yaşananlar zaman zaman tartışılan ki birazdan da yine konuşacağız.
CHP'nin ulusalcı dediğimiz daha çok böyle milliyetçi, Atatürkçü kesimleri tasfiye etmesine benzer bir operasyon mu? Sen nasıl yorumluyorsun olan biteni? Şimdi Hilmi Bey meseleyi enine boyuna dile getirdi. Evet. Baktığımız zaman Sayın Damga 2017 yanılmıyorsam Milliyetçi Hareket evet. Partisi'ndeki kurultay sonrası yaşanan süreç, o süreçte kimler vardı? İşte Meral Akşener vardı, Koray Aydın vardı, Sinan Oğan vardı ve Ümit Özdağ vardı. İşte bu dörtlü, yani baktığımız zaman evet. hepsi milliyetçi kesimin, işte her ne kadar Meral Akşener'in daha önce işte Doğru Yol Partisi sürecinin olması vesaire bakarsak değerlendirme yapabiliriz ama diğer üç isim tamamen işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinden çıkmış isimlerdi tablo olarak. Daha sonra işte parti kuruldu. İşte partinin ilk aşamasında baktığımız zaman Ümit Özdağ, ki Ümit Özdağ burada özellikle FETÖ unsurlarının partiye girme noktasında büyük çaba sergilediğini ve bunda da muvaffak olduğunu dile getirdi. Bu yönde açıklamalar yaptı. İşte kamuoyuyla bunları paylaştı. İşte Ümit Özdağ partiden ihraç edildi. Sonrası mahkeme kararıyla döndü ve tekrardan kendisi istifa etti. Ve bugün başka bir parti içerisinde faaliyet gösteriyor. İşte Sinan Oğan o sürecin içerisinde yok. O tabloda Koray Aydın vardı. Koray Aydın evet. önemli bir isimdi. İşte biraz önce dile getirdik. Rahmetli Alparslan Türkeş'in de yanında olan, o boyut itibariyle yetişmiş, siyasetini yapan bir isimdi. Bugün geldiğimiz noktada işte dünkü süreçte ben de bu konuda bir değerlendirmede bulundum. Evet. Ve ilk aklıma gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan HDP'ye müsbet bakışın İYİ Parti'de sağlanmasına yönelik bir işlem olduğu noktasında bir değerlendirme evet. yaptım. Baktığınız zaman Meral Akşener, artık biz merkeze oturan bir partiyiz, merkez partisi olacağız yönünde açıklamalarda bulundu. İşte biraz önce arada Hilmi Bey'i de paylaştım. İşte bir iki bu siyasi analiz yapan, anket faaliyetlerinde bulunan isminde bir kanalda bugün açıklaması vardı. İşte İYİ Parti riski aldı, merkez partisi oluyor, %20'lerin üzerine tırmanabilir yönünde o mimarda açıklamaları vardı. Evet. Burada bir biçilen rol var İYİ Parti'ye. Benim değerlendirmemde her zaman şu olmuştur. İYİ Parti'nin birinci amacı, imkanı olursa, kabiliyeti olursa herhalde CHP ile baş başa kendini getirebilmek çabası. İşte Merkez Parti dediğiniz zaman ne olacak? Merkez Parti bizim siyasi tarihimizde baktığınız zaman Doğru Yol Partisi, Ana Vatan Partisi vardı. Bunlar tasfiye oldu. İşte Merkez Partisi'nin boşluğunu AK Parti doldurdu. Şimdi bunlara göre AK Parti büyük oranda oy kaybediyor. Bu oyları biz alacağız, Merkez Partisi olacağız yönünde değerlendirmeler yapıyor bu çalışlar. Burada aynı operasyon şu anda İYİ Parti içerisinde sergileniyor. İYİ Parti'nin ilerideki aşamalarda işte tepki koyacak isimler, işte Yavuz Ağralioğlu bu isimlerden birisiydi. Ki Hilmi Bey çok isabetli tespitte bulundu. Çünkü birçok noktada Meral Akşener'i düzelten, partinin milli duruşuna yönelik taarruzları önlemeye yönelik ama kendini de hırpalayacak düzeyde değerlendirmeler yapan bir isimdi. Bu isimden dahi feragat edildi. İşte Koray Aydın konusunda teşkilatları belli bir noktaya getirmiş bir isim tasfiye edildi. Ha, şu anda seni tamamen başkanlık divanından çıkarmıyorum ama İşte belirli bir noktada duracaksın gibi bir şekillendirme yapıldı. Bu her zaman söylediğimiz gibi direnen isimler, işte biraz önce siz de belirttiniz, biz Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, ulusalcı, milli duran isimlerdik. Bizim de hepimiz işte bu isimlerin içerisinde Yılmaz Ateş'inden tutun, Deniz Baykal'ına tutun, Mehmet Sevigen'e tutun, Muharrem İnce'sine tutun, Süleyman'a tutun. Yani birçok ismi burada sayabiliriz. Emine Yüker Tarhan'ına kadar bu isimlerin hepsi zaman içerisinde tasfiye edildi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de HDP konusunda eleştiri yaptığımız zaman onlar bizim artık dostlarımız,
onları kimse incitemez noktasına geldi ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi tarafından finanse edilen kanalda HDP temsilcileri çıkıp PKK'yı bizim seçmenimiz kurmuştur noktasına gelecek değerlendirmeler yapmaya başladı. Bunun İYİ Parti'deki boyutu hangi noktada olacak bunu hep beraber göreceğiz. Ama merkeze kayış olarak bir değerlendirme yapıyorsa partinin genel başkanı her şekilde HDP konusunda daha önceki sert veya taraf içerisine girmeyen davranışlardan yavaş yavaş kaçınacaklarını ve burada da kendileri açısından belli bir noktada bulunacaklarını ortaya koymuş oluyorlar. Sadece bunu Sayın Damga, evet, HDP konusunda değerlendirebilir miyiz? Bence değerlendiremeyiz. Bunun yanında hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem İYİ Parti noktasında bu artık iltisaklı olabilir, sızmış olabilir vesaire bilemiyorum ama bu FETÖ-PDE yapısının da unsurlarının bir şekilde karar mekanizmalarında bulunduğu ve yapılan değerlendirmelerde de etkili olduğunu görüyorum. Bunu işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde gördük. Gülizar Biçer Karaca MHK üyesi, biz KHK'larla atılanları değerlendireceğiz. İşte bunların haklarını vereceğiz noktasında infial yaratan açıklamalarda bulundu. İşte İYİ Parti'de baktığınız zaman o yapıya mensup onların derneklerinin, oluşumlarının bağlantılar içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin 2023 seçimlerinde vereceği karar bir iktidar gitsin veya bir iktidar gelsin noktası değil. Türkiye'yi yıkmaya, bölmeye çalışan unsurların etkili olup olamayacağının da tayini noktasında çok önem arz edecektir diye düşünüyorum Sayın Damla. Peki buradan devam edelim. Şimdi CHP kısmına geleceğim size ama Hilmi Daşdemir'e soralım. Peki Hilmi Daşdemir, şimdi CHP ve İYİ Parti açısından madem böyleyse, yani HDP'yi eleştirenler ya da o ilişkiyi daha sıkıntılı hale getirebileceği düşünülen isimler rahat bir şekilde tasfiye ediliyorsa, bu durumda HDP Millet İttifakı'nın gizli ortağı olmaktan daha gün yüzüne çıkmış mı oluyor? Öyle değerlendirilebilir mi? Yani belki burada şöyle bir şey olabilir. Hala ben resmi olarak HDP'nin o ittifak içerisinde yer alacağını düşünmeyen taraftayım. Yani? Ancak yer almayacağını yani, mı düşünüyorsunuz? O Millet İttifakı içerisinde yer almayacak ancak ortak aday noktasında Cumhurbaşkanlığında ortak adayı zorlayacaklar. HDP'lilerin de itiraz etmeyeceği bir aday üzerinde uzlaşmayı teşvik edecekler ya da bu uzlaşma sağlanacak bir aday üzerinde duruluyor. Bu aday kimler olabilir? Bunlara bakılabilir. Ama temel amaç tek adayla 2023 seçimlerine muhalefet blokunun gitmesi. Bunun için çaba harcayacaklardır. Bu yakınlaşmanın işte dikensiz gül bahçesi oluşturmanın, HDP için İYİ Parti'de dikensiz gül bahçesi oluşturmanın amacı ve gayesi de ortak bir cumhurbaşkanlığı adaylığı için çaba göstermek diye özetleyebiliriz. Peki Mustafa Kemal Çiçek'e dönelim hemen. Mustafa Kemal Çiçek, Millet İttifakı'nın liderlerinin, 6 liderin yaptığı ikinci toplantıdan sonra yapılan açıklamada Atatürk'ün geçmemiş olması, özellikle Türk milleti vurgusunun yapılmamış olması, işte Türkiye halkı gibi böyle muğlak bir ifade kullanılması çok eleştirildi ama son toplantıda bir Atatürk posteri önünde Deva Partisi'nin Ali Babacan'ın ağırladığı, ev sahipliği yaptığı toplantıda bir Atatürk posteri önünde bu toplantı yapıldı ama yine açıklamada Türkiye kavramı var ama Türk kelimesinden bir rahatsızlık var. Şimdi geçmiş dönemle ilgili yorumlayarak getirirsek, Deniz Baykal dönemindeki CHP ile bugünkü CHP arasındaki farkın sonucu mu net bir şekilde bu yaklaşım? Şöyle Sayın Damga,
dediğiniz gibi bu 6 partinin bir araya geldiği, işte netice itibariyle burada bu güçlendirilmiş parlamenter rejime yönelik olarak da değerlendirmeler yaptıkları, evet, bir toplantı da icra edildi. Evet. Burada esas vurgu Atatürk'ten bahsedilmemesi yanında, mesela bizim 1924-1961 anayasasına atıf yapılmayıp bizim Cumhuriyet dönemi istiklal mücadelemiz esas itibariyle inkılap tarihçileri yönünden iki noktada incelenir. 1924 öncesi kurtuluş safhası, 24 sonrası kuruluş safhası. Şimdi kurtuluş safhasının anayasası olan, ki anayasada değildir bu, anayasalcılık anlamında bir anayasa olarak kabul edilemez, 17-18 maddelik teşkilat-ı esasiye kanunu. Buna atıf yapmak suretiyle orada ademi merkeziyetçilik esası vardır. Çünkü siz daha devlet nizamını oluşturmamışsınız. Devlet nizamı oluşmadığı için de işte yerinden yönetim esasını ön plana koyan ademi merkeziyetçiliği benimsemiş kanun olarak nitelendirebiliriz. Bu anayasa olarak da kabul edilse, bir kısım anayasacılar da bunu teşkilat esası kanunu anayasa olarak değerlendirmezler. Direkt buna atıf yapmak suretiyle ademi merkeziyetçiliği esas alan 1921 anayasasına, burada ne demek istediler? HDP'ye bir ikramda bulundular. Biz bu yönde düşünüyoruz ki HDP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda benim de içerisinde bulunduğum 2,5 yıl çalıştığımızda 60 maddelik mutabakat metninin oluştuğu dönemde hiçbir şekilde kabul etmediği 3 madde neydi? Bunları izleyicilerimize hatırlatmak lazım. Eğitim öğretim maddesi, 41. madde, 66 vatandaşlık maddesi ve 137 yerel yönetim maddesi. HDP'nin her daim yerel yönetimler konusunda, özellik konusunda bir ilgisinin, alakasının olmadığını söylemek mümkün değil. Burada da bu anayasayla zaten oraya bir atıfta bulunuldu. Yine Atatürk'e atıfta bulunamayanlar FETÖ mağdurlarına yönelik olarak bu ülkenin 251 vatandaşını şehit eden, 3000'e yakın vatandaşını yaralayan ve ülkenin meclisini ülkenin savaş uçağıyla bombalatan hainlere yönelik olarak sempatik içeren ifadeler dile getirdi. Yani Atatürk gene yok, Türk milleti yine yok. Sorunuza gelecek olursak, Deniz Baykal en uzun dönem Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı yapmıştı. Yani 13-14 sene, eskisi 92 sürecinden sonra, daha sonra işte 2010'dan önceki dönemi koyduğumuz zaman. Kimse Deniz Baykal'ın millet sevgisi, milliliği, Atatürkçülüğü konusunda hiçbir şey söyleyemez. Bu konudaki hassasiyeti bilinen bir gerçek. Ve her zaman devlet adamlığını ortaya koyan bir isim. Baktığınız zaman işte Sezgin Tanrıkulu Deniz Baykal döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'ne girmişti. Ama bir Sezgin Tanrıkulu işte bölgeyi temsil etsin, işte oranın sorunlarını dile getirsin vesaire diye belli bir yalıtım içerisinde hareket etmişti. Bugün baktığınız zaman Sezgin Tanrıkulu'nun ifadeleri, paylaşımları, dile getirdiği noktalara baktığınız zaman CHP'nin, ben buna yeni CHP olarak ifade ediyorum Sayın Damta, getirildiği, evet, nokta ortada. Şunu söylemekten hiçbir zaman imtina etmedim. Ben bunu 6 Mayıs 2021 tarihinde istifa metninde de dile getirdim. Burası sadece Atatürk'ün adının kaldığı ama sadece Atatürk'ün sözde dile getirildiği, özde hiçbir unsurunun yaşatılmadığı bir yer olarak hitap etti. 10 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nde 10 Kasım törenleri yapılmaz iken Muharrem İnce ve bizler kurucular olarak Memleket Partisi'ni kurduktan sonra 10 Kasım töreni yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece şu anki yönetim için, bunu istisnai olarak belirtiyorum, çerçeveliyorum. Evet. Atatürk sadece oy getiren, ki Cumhuriyet Halk Partisi belki bu konuda bir gün Sayın Daşdemir bir araştırma da yapabilir. Cumhuriyet Halk Partisi işte bugün işte %23, %26 dediğimiz
kemik oy veren insanların ne kadarı Atatürk hassasiyetiyle o yerin ortaya konması açısından bunu söylüyorum. Bugün bu rakama ben %80'ler altına ineceğine inanmıyorum. İşte bunu bilen yönetim hiçbir şekilde politikalarını yaparken, siyasetini belirlerken Atatürk'ten hiçbir şekilde dile getirme noktasında davranış sergilemiyor. Ama baktığınız zaman sembollerle, işte altı okla bu davranışı sergiliyor. Siz Atatürk'ün altı oku laikliği, milliyetçiliği, halkçılığı, devletçiliği, inkılapçılığı ortaya koyacaksınız altı oku. Altı okun anlamı budur. Ama uygulamaya gelince bunların hiçbir şekilde yanından uğramayacaksınız. O dönemde bunlar samimiyetsiz değerlendirmelerdir. Ve Deniz Baykal'ın partide 2010 Mayıs'ından ayrılmasından sonra yine partinin içerisinde ulusal çizgi içerisinde olan isimler de vardı. Ve bunlar da dönem içerisinde ki en son işte biz bunu 2018 kurultayına kadar getirebiliriz. Hatta 2020 kurultayına kadar da getirebiliriz. Son 37. kurultaya kadar. Ondan sonra da hiçbir ismin kalmadığını görüyoruz Sayın Damga. Ve o kalmadığı için bugün HDP konusunda aleni ifadeler, açıklamalar çok cüretkar şekilde dile getiriliyor. Vatandaşımız da bunu takdir edecektir. Atatürk'ün kurduğu Kuvayi Milliye ruhundan gelen, kökeni İttihat Terakkilere dayanan, bu ülkenin tarihi oluşum içerisinde çıkmış Cumhuriyet Halk Fırkası ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl bir tablo içerisinde konduğunu değerlendirecek ve kanaatini dile getirecektir diye düşünüyorum. Peki buradan devam edelim. Boşluk kalmasın. Hilmi Taşdemir'i azıcık daha bekletelim madem. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden biraz önce ifade ettiğiniz o uzun istifa mektubunuzla ayrıldıktan sonra Muharrem İnce ile birlikte Memleket Partisi'nin kurucuları arasında yer aldınız ve Disiplin Kurulu Başkanlığı da yaptınız. Ama gün geldi bugün itibariyle oradan da istifa edip ayrıldınız ki Mehmet Ali Çelebi de önemli. İstifa etmedim Sayın Damga. Ha pardon. Evet evet. Ona yönelik dava açtım, davam devam ediyor. Ha doğru, özür diliyorum. Onu düzeltelim. İstifa etmediniz, doğru. Mehmet Ali Çelebi'ydi istifa eden. Şimdi evet. Şunu demeye çalışıyorum. Peki ne oldu? Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifanızı gerektiren ya da ihraç edilmenizi pardon istifanızı gerektiren sebepler Memleket Partisi'nde de mi hasıl oldu? Orada ne değişti? O istifalar niye geldi? Mehmet Ali Çelebi ve birkaç arkadaş niye istifa ettiler? Ayrılmak zorunda kaldılar. Ne oldu orada? Sizi rahatsız eden şey neydi? Sayın Damga, malumunuz Sayın İnce Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı olduğu süreçte, o adaylık sürecinin öncesinde işte yapılanlar, malum Abdullah Gül'le görüşmeler, bu neticelenmeyince akabinde seçime 50 gün kala Muharrem İnce'nin aday gösterilmesine bütün ekibinin tasfiye edilmesi milletvekilliği listelerinde. Evet. Seçim sürecinde ben bunu anlattım, birçok kanalda da dile getirdim, hiçbir şekilde de yalanlanmadı. Gözümün önünde cereyan eden bir tabloydu. Muharrem İnce %30 bandını geçtiği zaman suratını asan, tepki dahi gösteremeyen bir grup başkan vekili ki Özgür Özel şu anda da mevcut grup başkan vekili. Ama HDP %10 barajını aştığı zaman sevinçten havalara zıplayan bir tablo çizmesi. Ki o akşam işte Muharrem İnce'ye yönelik olan davranışları, trolleri, karalamaları, lekelemeleri biliyoruz. Seçim sonrası da yine biliyorsunuz ki işte saraya kim gitti, parayı kim aldı vesaire. Ve en son kurultayda tuvaletin kenarına oturtulan bir cumhurbaşkanı adayı tablosu. Bu süreçte tabii bu partileşme sürecini Sayın İnce işte o Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından mı yapmalıydı vesaire, bu tartışılıyor ki o süreçte yapması lazımdı bir yer kapması için, daha güçlü bir konuma gelmesi için. O inisiyatif o zaman gösterilmedi. Netice itibariyle Sayın İnce Memleket Partisi'ni kurduğu zaman da ben de kurucu üye olarak görev aldım ve işte ilk önce kurucu disiplin kurulu başkanlığı, sonrasında da kurultay neticesinde de delegenin iradesi neticesinde görev aldım. Tabii burada iç işleyişe ilişkin sıkıntılar vardı. Bunları dile getirdik. Evet. Bunlar da burada sayın izleyicileri meşgul etmeye gerek yok. Ama netice itibariyle
Sayın Mehmet Ali Çelebi partinin en önemli unsurlarından birisiydi. Mehmet Ali Çelebi'nin genel başkan yardımcılığından istifa etmesi neticesinde ben de disiplin kurulu başkanlığından istifa ettim. İşte benim yardımcım olan Ayşe Hanım da disiplin kurulu başkan yardımcımdan istifa etti ve Mehmet Ali Çelebi'ye biz destek olduk. Burada Mehmet Ali Çelebi'nin dile getirdiği husus bizim bu siyasi partiyi kurmamızdaki maksat. Tabii burada ilkelerimiz vardı. Atatürk'e karşı olanlarla işimiz olmaz, doğa çevre konusundaki hassasiyet, teröre mesafe koymayanları karşımıza alacağımız, hiçbir şekilde onları benimseyemeyeceğimiz, işte siyaseti rant olarak kullanmayacağımız vesaire altı temel ilke çerçevesinde olan insanların oluşturduğu 80 tane cefakar, fedakar kurucunun teşekkül ettirdiği bir siyasi parti. Ve biz yola çıkarken ne cumhur ne millet, tek yol memleket esasıyla yola çıktık. Ama süreç içerisinde görüldü ki burada ne cumhur derken belki millete dönen yansımalar olmaya başladı. İşte Sayın Çelebi'nin esas tepkisi de bunaydı. Bunun düzelmesi, bu yoldan dönülmesi yönünde faaliyetlerde bulundu ama bu da bir netice alamadı ki. En son işte dile getirildiği husus, biliyorsunuz Sayın Çelebi Ergenekon sürecinde mağdur olmuş bir isimdi. Genç bir teğmen olduğu dönemde zindanlara atılmış. Ve bu zaman o dönem içerisinde Taraf Gazetesi'nde Sezen Aksu'nun açıklamaları konusunda yapılan mağdur askerlerimize yönelik açıklamalarını manşet yapması. Daha sonra Sezen Aksu'yla Sayın Cumhurbaşkanı arasında oluşan ifadeler konusunda Mehmet Ali Çelebi'nin Sezen Aksu'ya sert tepki göstermesi. Ama bu tepkinin genel başkan ve parti yöneticileri düzeyinde yumuşatılması ve tam tersine bir tablo sergilenmesi neticesinde de bardağı taşıran son damla oldu ve Mehmet Ali Çelebi de partiden ilk önce genel başkan yardımcısı, sonra da TM ve parti üyeliğinden istifa etti. Bu süreçte bizim esasımız buydu. Şunu sorabilir miyim? Yani aslında o biraz önce zikrettiğiniz yeni CHP ile Memleket Partisi'nin meselelere bakışında o sizin bahsettiğiniz kadar farklılaşma olmadığını mı fark ettiniz? Sayın Damda, şunu söyleyeyim bir kere. Ben de Hilmi Bey'le işte birçok programa katıldım ve dile getirdim. Evet. Yani burada esas olan geldiğimiz nokta itibariyle milli miyiz, gayrimilli miyiz noktası. Evet. Biz burada tamam muhalefet yapacağız ama İktidarın yaptığının üstüne, hizmetlerin yapılanların üstüne ne koyacağız? Bunların yapılması yönünde hareket etmemiz lazım gerekirken CHP'nin dile getirdiği noktada eleştiriler yapılması, işte partinin genel başkan vekili ki hiçbir şekilde iştirak etmeyeceği değerlendirmeler yapılması noktasında, yine biliyorsunuz son tezkere olayında Mehmet Ali Çelebi'nin tek başına çıkıp tezkereye evet derken arkasında tam desteği görememesi bazı noktalarda sıkıntılar olduğunu ortaya koydu. Ve süreç içerisinde benim özellikle ana muhalefet partisini eleştirmem, işte Ekrem İmamoğlu'nu sert bir şekilde eleştirmem ki o Balıkçı'ya gittiği görüntüleri ilk olarak paylaşan ve bunun gerçek olduğunu dile getirmiştim ki 1 milyona yakın etkileşim oldu. Bütün troller üzerimize geldi ama sonrasında özür dileyen de istisna yani oldu. Kripto AK Partili olmakla suçlandınız. Evet. Aynen, ben aleni bir gerçekliği ortaya koymuşken netice itibariyle bunun ardından ana muhalefeti eleştiriyorum denmek suretiyle yazılı olarak uyarıldım. Şimdi biz ana muhalefeti zaten eleştirdiğimiz için buraya geldik. Ben ana muhalefeti çok iyi analiz etmişim. 10 yıldır hukuk yönünde faaliyetlerde bulunmuşum. Birçok gerçeği görmüşüm. Bu noktada ben bu tabloyu ortaya korken ana muhalefeti eleştirdiğim gerekçesiyle uyarıldım ve sonrasında disipline sevk edildim Sayın Damga. Evet. Bu tablo içerisinde tabii disiplin hükümlerinin şartlara uygun olarak işletilmemesi, işte sosyal paylaşımların ki tamamı bizim tüzüğümüzde belirtilen ilkelere uygundur, millidir, Atatürkçüdür. Bu değerlendirmelerimin kendilerince disiplinsizlik olarak değerlendirerek disiplin kurulu başkanı partiden ihraç edildi. Tabii burada
benim delegeme karşı, bana oy veren partilerime karşı bir sorumluluğum var. Ben mücadeleyi sonuna kadar devam edeceğimi ifade ettim. Ve şu an itibariyle davamı açtım, davam devam ediyor. Bir sonraki süreci de takip edeceğiz tabii ki. Burada esas nokta, evet, Memleket Partisi'nin Millet İttifakı yönünde bir eğilim sergilemesiydi Sayın Damga. Bu, evet, işin özü budur. Biz eleştirdiklerimizi, zaten bu eleştirileri dile getirdiğimiz için içlerinden çıkarak yeni bir oluşum kurduğumuz noktada bizim artık arkamıza dönüp bakmamamız lazım. Benim ortaya koyduğum tablo bundan ibaretti. Ve vatandaşlarımıza gerçekleri ortaya koymak, anlatmak noktasında bir değerlendirmeydi. Kamuoyuna karşı her zaman samimi ve vicdanlı hareket etme gibi kendimde bir sorumluluk güdüyorum. Ve bunda gücüm yettiğince de ifade etmekten de imtina etmeyeceğim Sayın Damla. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Geniş ve güzel bir açıklama oldu. Hilmi Daşdemir, Mustafa Kemal Çiçek'in söylediklerini dinlediniz. Şimdi biraz önce de zikrettim. Atatürkçülük kısmını dedi ki yeni CHP zaten yönetim itibariyle tabanın Atatürk'e ne kadar bağlı olduğunu bildiği için göstermelik işler yapıyor. Şimdi Millet İttifakı'nın son eleştirilerden sonra liderler toplantısında Atatürk neden yok sorusunun cevabı olarak sadece bir Atatürk posterinin önünde toplanması, yine yapılan açıklamada Atatürk'e atıf yapmaması da bu çerçevede değerlendirilebilir mi? Yani değerlendirilebilir. Tabii aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde çok uzun zamandan beri Atatürk'ü kullanıyor. Yani Atatürkçülüğün tekeli onlarda ve Atatürk üzerinden, Atatürkçülük üzerinden birçok yaptıkları işlerde örtülmeye çalışılıyor. Sonuç itibariyle hani bazıları bazı konuları meta haline getirir, ticarileştirir. Tabiri caizse Cumhuriyet Halk Partisi'de Atatürkçülüğü bu şekilde kullanan bir yapıya dönüşmüş durumda. Şimdi de işine geldiği zaman Atatürk'ü kullanıyor, işine gelmediği zaman da Atatürkçülükten ya da başka işine gelen başka bir tavır varsa da onu kullanıyor. Ne demeye çalışıyorum? Özellikle son dönemde HDP ile yakınlaşan siyaseti Atatürkçülüğü biraz daha arka plana itiyor, arka planda durmasını sağlıyor. Ancak burada da farklı bir nokta ortaya çıkıyor. Bu zamanda CHP'nin işte Atatürkçü kimliği öne çıkan seçmeni rahatsız oluyor. Onlara da bir görüntü vermek gerekiyor. Bu görüntüde Atatürk posteri önünde poz vermek şeklinde değerlendirilebilir. Geçmişte olduğu gibi şimdi de Atatürk'ü kullanma noktasında bir irade ortaya koyuyorlar. Evet. Peki Atatürk'ün bu noktada kullanılıyor. Peki Atatürk'ün ortaya koyduğu değerler, misak-ı milli sınırları, bu konudaki bir şey var mı? Net bir çizgi var mı? Bu noktada bunun olduğunu çok göremiyoruz. Bunu net bir şekilde ortaya koysalar seçmen de değerlendirmelerini buna göre yapacaktır kuvvetle muhtemel. Peki şimdi Mustafa Kemal Çiçek yine Memleket Partisi CHP yorumunu yaparken aslında şunu da fark etmiş olduk. Acaba biz işte Muharrem İnce yeni parti kurmak için ayrıldığında getirdiği eleştirileri partiyi kurduktan sonra belki de Cumhurbaşkanlığı adayı olsa oy alabileceği tabanı olarak sadece CHP'nin tabanını, yani o çevreyi ya da işte muhalefet çevresini taban alacağını düşündüğü için olsa gerek, CHP ile bizim beklediğimiz ya da düşündüğümüz kadar farklılaşmış bir yapı kuramadığını gördük ki Mustafa Kemal Çiçek de biraz önce zikretti. Yani yönünü hani üçüncü bir yol gibi değil de yine Millet İttifakı yönünde bir memleket partisi olarak çizdiğini söyledi. Ya da o manaya gelecek şeyler söyledi. Siz nasıl yorumlarsınız bu açıklamayı? Zaten Muharrem Bey'i o yapı içerisinde görmek isteselerdi Muharrem Bey'i orada tutarlardı.
Muharrem Bey bir süre bekledi de aslına bakarsanız. Yani Cumhurbaşkanı adayı oldu ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 77 seçimlerden sonraki aldığı en yüksek oyu Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığında aldı. Daha sonraki süreç içinde bakıldığında da oyu aldı. Sonra Kemal Bey'in genel başkanlığını bırakıp onun gelmesi ya da bir başarısız kurultay denemesi oldu. Bu noktada da sonra yeni bir hareket başlatmak için de doğru bir timing, doğru bir zamanlama oluşabilirdi şey açısından Muharrem Bey tarafından. Onu çok değerlendiremedi. Yani burada bir siyasal iletişimci, siyasal analist olarak konuşulacak olursak oradaki bu arada bağlantıda bir problem yaşıyoruz. Cumhuriyet işte Tansu Çiller'i sorduk biz. O dönemlerde de Muharrem İnce'yi soruyorduk, bir parti kursa oy verir misiniz diye. Nitekim orada Muharrem İnce parti kursa oy veririm diyen Cumhuriyet Halk Partililerin oranı %70'ler civarında idi. Tabii bunların hepsinin oy vermesini beklemiyoruz. Yani bu bir potansiyeldir. Bunların işte %20'si bile, o %70'in %20'si bile ya da %10'u bile vermiş olsa bugün çok daha farklı bir %40'lar civarında destek görüyordu, evet, o dönem Muharrem İnce. Bu da çok ciddi anlamda siyasal bir zemin oluşturma potansiyelinin olduğunu gösteriyordu. Ancak bunu da değerlendiremedi. Neyi bekledi? HDP'nin CHP'nin HDP ile yakınlaştığı, daha doğrusu HDP için ortamı düzeltti, kurultayı bekledi. Baktı ki orada kendisine yakın isimler parti meclisine girer mi girmez mi? Ki belki o süreçleri Mustafa Kemal Bey daha iyi analiz eder. Ancak ben bir siyasal analist olarak baktığım zaman da baktı orada ne kendisinin ismi var, ne kendisine yakın birisinin ismi var. Ondan sonraki süreçte de kurma, Memleket Partisi'ni kurma girişimi içerisine girdi. Buradaki tutumu da aslına bakarsanız şu: eğer Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde birisi aday olursa Muharrem Bey'in şansı biraz düşecek. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden birisi aday olmayarak Abdullah Gül gibi, Ali Babacan gibi başka bir isim öne çıkarsa, o zaman Muharrem İnce'nin geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi kimliği net olduğu için bir umut beslediğini ve kendisini o noktada bir yerde pozisyonlandırdığını görüyoruz. Yani bu dönemde bu kurgu başarılı olur mu? Onu zamanla göreceğiz ama başarılı olma ihtimalinin de çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Başka şansı var mı? Üçüncü yol arayışı olabilirdi. Bir üçüncü yol ihtimal ve potansiyeli vardı. Ancak bunu da çok değerlendirebildikten de söyleyemeyiz. Peki Sayın Damla. Bir saniye Hilmi Bey, bağlantınızda da bir problem var. Bir ara vereceğim ama Mustafa Kemal Çek, bir alayım evet yorumunuzu. Şöyle, şimdi son noktada Hilmi Bey'e şöyle iştirak edeceğim. Baktığınız zaman şu anda Cumhur İttifakı, Millet İttifakı iki temel ana oluşum var ki seçim yasasını bilmiyorum değerlendireceğiz mi? Evet. Vaktimiz kalacak. Yani vaktimiz kalacak. Seçim reklam yasasına... arası verirsek bir Tansu Çiller konusu var, bir de seçim kanunu var. Evet. Seçim, onları değerlendireceğiz. Seçim yasası da mecliste şu an itibariyle kanunlaşmış durumda. Burada seçim kanunun getirdiği unsurlardan birisi de yeni bir ittifaka da sebebiyet verebilecek noktada. Burada da işte dışarıda olan partiler var. Bunlar bir değerlendirme yapacak. Kendileri açısından %7 barajını geçmek açısından bir ittifakın da, yeni bir ittifakın da şart olduğu ortada.
Bunu da işte parti yöneticileri değerlendirecektir. Reklamdan sonra daha peki devam edelim. İfade edebilirim. Peki sayın sevgili seyirciler, müsaadenizle kısa bir ara verelim. Aranın ardından sohbetimiz, reklamlardan sonra Tansu Çiller'in siyaseten bir tabanı var mı? Onu değerlendireceğiz. Yeni parti kurmasından kimler rahatsız oldu, niye rahatsız olduğunu değerlendireceğiz ve yeni seçim kanunu neler getiriyor ona da dikkat kesilmeye çalışacağız kalan süre içerisinde. Ama önce kısa bir ara, lütfen bir yere ayrılmayın. Sevgili seyirciler, BBN Türk'teyiz ve BBN Gündem devam ediyor. Hilmi Daşdemir ve Avukat Mustafa Kemal Çiçek'le sohbetimize devam ediyoruz. Reklamlardan önce yeni seçim kanunu demiştik ama önce şu kısmı tamamlayalım. Hilmi Daşdemir'le devam ederek. Tansu Çiller, biraz önce zikrettiniz. Tansu Çiller'in parti kurma iddiaları ortaya çıktığından beri tartışılıyor. Birileri rahatsız oldu. Tabii ki hatta birileri de şu yorumu yaptı. İyi Parti'yi ve Meral Akşener'e gidecek oyları bölmek için işte parti kuruyor gibi yorumlar yaptılar. Onu engellemek için. Kimileri dedi ki tabanı yok. Fakat siz de bir araştırma şirketisiniz. Bir araştırma açıkladınız. Fakat ne hikmetse karşı cepheden değil de AK Parti içerisinden birileri rahatsız oldu ve sizi hedef alan, bu anketi hedef alan, hatta sizi de itham eden bir açıklamada bulundu. Şimdi Tansu Çiller figürü Türk siyaseti için ne ifade ediyor zaten bilinen bir şey ama bunca ara verdikten sonra gerçekten Türk siyasetini etkileme şansı var mı? Siyaseten bir tabanı var mı? Tansu Çiller siyasete geri dönüyor mu size göre? Yani geri döner mi dönmez mi bilmem. Ben Tansu Hanım'ı da tanımam. Bir araya gelmişliğimiz, bir sohbet etmişliğimiz de yok. Sadece en yakın gördüğüm şeydir. Yeni Kapı'da AK Parti'nin bir programı vardı. O programda Tansu Hanım Bu arada bağlantıyla ilgili bir problem yaşıyoruz. Sanki internetinizde bir problem var. Hilmi Daşdemir. Tansu Hanım bu şekilde sesim geliyor mu acaba? Evet, şu anda geliyor, evet. Tansu Hanım kamuoyunda bir süredir konuşulduğu için biz de daha önce Meral Hanım'ı da sorduk, efendim Babacan Davutoğlu'nu da sorduk. Yani kim varsa Muharrem İnce, Ümit Özdağ, bunların hepsini ayrı ayrı sorduk. Evet. Potansiyeller nedir ki? Tansu Hanım'la ilgili sorduğumuz şey de, soru da buydu. Bir parti kursa oy verebilir misiniz diye. Orada da 5.6 çıktı. Bazılar bu oranı da çok yüksek görüyor. Ancak Ali Babacan, Davutoğlu, onlar %10'larda, 15'lerde görülüyordu. Şu an birisi %1'lerde, birisi %5'lerde. Muharrem İnce yine %15-20'lerde gözüküyordu. Şu an %1'ler civarında. Yani şey olarak potansiyelle gerçeklik parti kurduktan sonraki süreçteki algı bir olmuyor. Tabii geçmişte demokrat o çizgiden gelen bir seçmen kitlesi var. Onların ne kadarına hitap edebilir o ayrı bir tartışma, evet, konusu ama şu an merkezin en büyük temsilcisi olan parti bu alamadık bu arada, yine kesik kesik geliyor. Arkadaşlar bir bağlantıyı tazeleseler, biz Mustafa Kemal Çiçek'le devam etsek eğer sakıncası yoksa. Mustafa Kemal Çiçek, Tansu Çiller tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz? Tansu Çiller siyasete dönse bir tabanı var mı sizce? Türk siyasetini yeniden etkileyecek bir potansiyele sahip mi? Nasıl görüyorsunuz? Fahrettin Bey. Evet. Sesim geliyor değil mi? Geliyor, evet geliyor. Yok. Geliyor. Şimdi Tansu Hanım Türkiye Cumhuriyeti'nde yıllarca işte ekonomiden sorumlu bakanlık yapmış ve sonrasında da başbakanlık görevi yapmış. Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı olarak vazife yapmış bir siyasetçi. Bilebildiğim kadarıyla da 76-77 yaşında şu an itibariyle. Evet.
Hilmi Bey burada çok somut tespitlerde bulundu. Yani baktığınız zaman işte Muharrem Bey'in oy potansiyeli verebilirim diyenler %17 idi partiyi kurmadan önce. Sonra bu rakam işte bugünlerde yapılan anketlerde çok düşük durumda görünüyor. Bu siyasetin bir gerçeği. Somuta bindiği zaman insanların bakış açısı daha farklı oluyor. Ha, benim kanaatim Tansu Hanım siyaseti belli bir noktada sonlandırdı. İşte 97-98, tabii 99-2000 dönemi. Yani 22-23 yıl önce siyasete noktayı koydu. Bu safhadan sonra girip parti kurup o süreçlere tekrar gireceği kanaatinde değilim ben. Kendisi de bunu tam kabul edebilir noktada geliyorum yönünde bir ifadede de bulunmadığını biliyorum. Yanılıyorsam bilmiyorum. Hilmi Bey de düzeltebilir burada. Burada Tansu Çiller'e isminden rahatsız olanlar var gördüğü kadarıyla. İşte bunların başında da benim değerlendirmem. O dönemde işte kendisiyle beraber kabinede görev yapan Meral Akşener ismi vardı. Tansu Çiller başbakanken Meral Akşener de İçişleri Bakanı'ydı. Süreci bu şekilde okuyorum ben. Ben bu noktadan sonra siyasetin içerisine Tansu Hanım'ın dahil olacağı kanaatinde değilim ama ismi etrafında spekülasyonlar oluşturulduğu kanaatindeyim. İşte kendi çerçevelerini, kendi seçmenlerini konsolide etme için bir çaba içerisinde olunduğu kanaatindeyim. Bu noktada tabii şuna da bakmak lazım. Türk siyasetinde önemli bir isim olduğunu söyledim. İşte rahmetli Süleyman Demirel'in işte prensesiydi sonuç itibariyle. Ekonomiden sorumlu bakanlık yapmasının ardından başbakan olması, Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı olması bir öz ağırlığı olan bir isim. Yani sonuç şunu diyebilir miyiz? Zaten... Mustafa Kemal Çiçek, şunu diyebilir miyiz? Eğer birisini merkez siyasetin temsilcisi ya da mirasçısı diye ifade edeceksek bu Meral Akşener değil Tansu Çiller midir size göre? Bakın biraz önce ben programın başlangıçta onu söyledim. Meral Akşener'in açıklamaları artık biz merkeze oturmak durumundayız diyor. Şimdi Türkiye'de merkez dendiği zaman ilk akla gelecek isimler kimlerdi? Son noktada bunu söylüyorum. Rahmetli Mesut Yılmaz'dı işte Anavatan Partisi. İşte diğer tarafta da Tansu Çiller'di. Yani Tansu Çiller'in isminin dahi zikredilmesi Meral Akşener yönü itibariyle artık biz merkez partisi olmak durumundayız. Merkeze oturmak noktasındayız yönünde açıklamalar ortaya çıkardı. Yani öz itibariyle ben Tansu Hanım'ın yaşı itibariyle de pek buna imkan olduğu kanaatinde değilim. Artık siyasette gelinen nokta itibariyle o 95'li 90'lı yıllarda olduğu gibi işte rahmetli Erbakan, Türkeş, Ecevit, Demirel bu siyasetçilerin olduğu şekilde de çok somut, gerçekçi, vicdani yapıldığı kanaatinde değilim. İşte hep dile getirdiğimiz husus, iki ülkeyi bir araya getirmişiz, dünyanın gözü bizim üzerimizde. Kardeşim ne yapıyorsun? Akşam şunu alıyorsun, bunu yiyorsun. Türkiye'nin en büyük eserlerinden birisi Çanakkale'de köprü yapmışız. Bunu küçümseyici tavırla. Evet. Yani o zamanki siyasetin ağırlığını özellikle şu anda muhalefet bloku içerisinde kaybettiğimiz için Tansu Çiller'in bunları da görerek yani sonuç itibariyle görmüş geçirmiş bir siyasetçi olarak bu tablonun içerisine kendini sokacağı kanaatinde de değilim Sayın Damla. Peki Sayın Hilmi Daşdemir'in bağlantısındaki problem devam ediyor herhalde. O zaman biz devam edelim. Buradayım ben. Ha geldiniz mi? Tamam Hilmi Bey. Peki dönüşünüz muhteşem oldu Hilmi Bey. Evet. Efendim? Dönüşünüz muhteşem oldu. Sağ olun. Evet şimdi tartışmalar aslında Tansu Çiller üzerinden devam etse de Hilmi Daşdemir'in açıkladığı Optimar'ın açıkladığı araştırmayla neredeyse tartışmaların odağına da yerleşti. Biraz önce söyledim tamam. Şeyde Mustafa Kemal Çiçek de yorumladı bunu. Meral Akşener kesimi doğal olarak merkeze, İyi Parti merkeze yerleşecek dedikleri için rahatsız oldular ama başkaları da rahatsız oldu. Niye rahatsız etti Tansu Çiller ismi ve kimi rahatsız etti? Siz bu tartışmanın niye odağında kaldınız? Yani tabii ben tartışmanın odağında olma gibi bir gayretim olmadı. Çünkü
Biz araştırmacıyız. Biz siyasetin önünde değil, siyasetin gerisinde siyaseti okuyan, analiz eden isimleriz. Ben kendi açımdan öyle görürüm ve öyle değerlendiririm. Sonuç itibariyle bu tartışmaların bu boyutta olması da beni çok üzdü. Yani bazen insan kendisini, kendi hukukunu, hakkını korurken çok şey de söyledi, sert de olabiliyor. Bu bizim mizacımızda da biraz var belki. Ama benim böyle bir şeyim, arzum yok idi. Öncelikle onu söylemeliyim. Onun dışında da biz toplumun nabzını tutuyoruz. Her ay Türkiye nabz araştırmasını yapıyoruz ve yaptığımız Türkiye nabz araştırmasıyla da kamuoyunda konuşulan meseleleri ölçüyoruz. Peki millet burada ne düşünüyor? Şimdi bu tartışmada biraz önce zikrettiğiniz nokta mı, ayrım mı fark edilmedi? Şimdi parti kurmadan önceki potansiyel, yani oy potansiyeliyle kurduktan sonra işte biraz önce verdiğiniz örneklerdeki gerçekleşen oran arasındaki fark mı fark edilmedi de bu sert eleştiri yapıldı? Kuvvetle muhtemel o fark edilmedi. O sebepten dolayı da kimse de sormadı bize. Yani bu oran biraz yüksek, biraz düşük, bazılarda düşük buldular. Kimse de sormadı. Niye bu oran nasıl çıktı gibi. Çünkü temel olarak bakıldığı zaman herkesin bir şekilde araştırmada ne cümlesi kuruluyor, nasıl oluyor gibi bir değerlendirme içerisinde olmuyor. Anlamaya da çalışmıyor. Dümdüz bakıyor. O kadar sığ okuyoruz ki olayları. Bakıyoruz. İyice de bakmıyoruz. Aslında bu, siz habercisiniz. Haberci yani olarak hani KJ'den tüm olayı değerlendiren bir kesim vardır. Olayın arka planını okumaz ya da haber metnini okumadan haberin o spotta verildiği şekliyle değerlendirme yapılır ya. Bu spotta bile olacak olsa, KJ'de de olacak olsa, biz burada oy verebilir misiniz, parti kursa oy verir misiniz, verebilir misiniz diye soruyoruz. Sonuç itibariyle de parti, az önce Muharrem İnce ile ilgili de o örneği verdi. Muharrem İnce için o dönemde parti kursa oy verir misiniz dediğimizde CHP'lilerin oranı %70'lerde, İYİ Partililerin oranı da %45-50'lerdeydi. Yani o da bir potansiyel olduğunu, kurduğu zaman muhtemelen onların tamamının oraya gitmeyeceğini de söyledim orada. Bu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Çok üzerinde de durulup uzatılacak da bir durumda yok. Ben merkezle ilgili, Türkiye'deki merkez kim, merkezi kim temsil ediyor, buna ilişkin bir iki cümle daha müsaade ederseniz kurmak lütfen isterim. Lütfen, iyi olur. Türkiye'de merkez demek, merkez toplumun her kesimlerinden oy alabilme potansiyeli, ihtimali ya da oy alabilmek demektir. Şu an Türkiye'nin merkezine oturmuş parti Adalet ve Kalkınma Partisi ve Türkiye'nin merkezindeki lider de Tayyip Erdoğan'dır. Neden? İşte Tayyip Erdoğan 2002'den beri şeydir, iktidardadır. İşte bu ülkede sosyal demokratlardan, Atatürkçülerden, efendim hatta sosyalistlerden oy alıyor, efendim Kürt vatandaşlarımızdan, Türk vatandaşlarımızdan, Alevisinden, Sünnisinden, kimisinden az oy alıyor, kimisinden çok alıyor, kadınlardan, erkeklerden, doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden, her kesimden bir oy alıyor. Demek ki merkez burada Erdoğan'ın durduğu yer demektir. Yani o anlamda Meral Akşener tam olarak merkeze oturabilmiş birisi değil. Yani ben merkezde siyaset yapıyorum diyerek merkeze sahip olmak demek değil. Aslında toplumun tüm kesimlerinden oy alabilen. Evet. Kendinizi merkezde konumlandırırsınız ama millet sizi o şekilde algılamaz. Ayrıca az önce de söyledim. Meral Hanım'ın o dili kullandığı dil küfür ediyor olması, bir hanımefendiye yakışmayacak şekilde meclis kürsüsünden küfürlü konuşması falan toplumda bazı kesimlerde yaptığımız araştırmalarda görüyoruz. Oldukça rahatsız ediyor. Özellikle kadınları rahatsız ediyordu. Tansu Hanım'ı
eleştirebiliriz. Bugün karşılığı var yok diye tartışabiliriz ama Tansu Hanım o dönemde kadınların belli oranda desteğini alabilen bir siyasetçiydi ve Tansu Çiller'in ağzından bir kez zaman zaman kırdığı potlar ya da dil sürçmesi olabiliyordu. Ancak bir küfürlü söz duyduğumuzu hatırlamıyorum. Gazeteci olarak siz hatırlıyor musunuz onu bilmiyorum. Ama burada benim Tansu Hanım'ı övmek, Meral Hanım'ı yermek gibi bir şeyim yok. Tutumum da yok. Sadece bir durum tespiti ve analizdir. Az önce de dediğim gibi ben Tansu Hanım'la hiç bir araya gelip sohbet etmemişimdir. Yine az önce söyledim. Sadece AK Parti'nin bir programı vardı. Biz de orada değerlendirmek için televizyon kanallarına davet edilmiştik. En yakın gördüğüm yerde de aramızda neredeyse 500 metre mesafe vardı. Yani olay da budur. Türkiye'de siyaset biraz daha karılacak. Ancak siyasette kartlar karılacak. Ama siyasetteki bu yeni siyasi partiler kanundaki değişimle siyasette birazcık daha oy oranı yüksek partilerin şansının arttığını, diğer taraftan bir şekilde muhalefet blokunun renklendirilmesiyle, yani Millet İttifakı'nın renklendirilmesiyle 6 partiyle bir renklendirme tabiri vardır ya, onunla yapılmaya çalışılan bir şey vardı. İşte Saadet Partisi orada bir şekilde muhafazakar kesimi tutmaya çalışıyordu. Efendim İslamcıları Ahmet Davutoğlu tutmaya çalışıyordu. Merkezde Gültekin Uysal, ki o İYİ Parti'den girdi, çok oradan değerlendirilemeyebilir. Yine Cumhuriyet Halk Partisi listesine işte marjinal soldan giren isimler vardı. Bunlara bakıldığı zaman bu kendinizin orada başka partilerle renklendirme çabanızın çok bundan sonra mümkün olamayacağını gösteriyor. Yani Ali Babacan Ankara'dan bağımsız aday olmuş olsaydı, herhangi bir bölgeden, birinci bölgeden, ikinci bölgeden seçilme yeterliğine ulaşabilir miydi? Bu tartışılabilir. Yani ben Kayseri için şu örneği vermiştim. İşte bilmeyenler, izleyicilerimizden bilmeyenler olabilir. Ben Kayserili'yim. Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün parti kurma çalışmaları esnasında Kayseri'ye gittim. Orada bir takım temaslar yaptım. Görüşmeler yaptım, mülakatlar yaptım. Oradaki çıkan sonuç özetle şuydu. Abdullah Gül kendisini Dışişleri Bakanı yapan, Başbakan yapan, Cumhurbaşkanı yapan Tayyip Erdoğan'a ihanet etmiştir. Dolayısıyla Abdullah Gül'e biz oy vermeyiz diyor. O zaman oradan geldikten sonraki katıldığım programlarda da şunu söyledim. Abdullah Gül eğer Kayseri'den bağımsız aday olsa seçilemezsin. Ama Abdullah Gül Tayyip Erdoğan'ın yanında siyaset yaparken Kayseri'de de Türkiye'nin birçok yerinde de bir değeri ağırlığı vardı. Tayyip Erdoğan oradan Abdullah Gül'ün yandan yani Tayyip Erdoğan'ın gölgesini Abdullah Gül'den çektiğiniz zaman Abdullah Gül'ün bir ağırlığı kalmıyor. Nitekim Abdülhatif Şener AK Parti'de siyaset yaptı, başbakan yardımcılığı yaptı. Daha sonra Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı oldu. Seçilemedi. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Sivas'tan seçilmişti. Mesut Yılmaz Rize'den seçilmişti. Mehmet Ağar Elazığ'dan seçilmişti bağımsız olarak. Ancak Abdülhatif Şener seçilemedi. Abdullah Gül de Kayseri'den seçilemezdi bağımsız aday olmuş olsa. Ali Babacan da kendi oyu bir şekilde olsa seçilebilir Ankara'dan falan, ancak kendi oyunda seçilme yeterliğine sahip olmadığını düşünüyorum. Nitekim %1'lerde görülüyor. Hiçbir bölgede de Deva Partisi'nin oyunun fark edilir şekilde öne çıktığını göremiyoruz. Yani %10 olduğu bir bölge yok. Ankara'da herhangi bir bölgede, herhangi bir mahallede Ali Babacan %10'un üzerinde değil. Evet. Ahmet Davutoğlu herhangi bir yerde %10'un üzerinde değil. Dolayısıyla
Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçime girmek durumundalar. Belki liste başı yapılırsa bir iki yerde seçilebilirler. O zaman da Mustafa Kemal Bey daha iyi değerlendirecektir. Cumhuriyet Halk evet. Partisi'nde siyaset yapmış birisi olarak. Bir iki kişiyi belki tolere edebilirsiniz ama böyle 10 kişiyi, 20 kişiyi işte Cumhuriyet Halk Partisi tabanında olmayan kişileri Cumhuriyet Halk Partililerinin önüne koyarsanız Cumhuriyet Halk Partililerinde buna itiraz edecekleri de bir gerçektir. Peki hemen o zaman pası aldınız Mustafa Kemal Çiçek. Buradan başlayalım. Evet. Şimdi yeni seçim kanunu neler getiriyor, neyi değiştiriyor? Gerçekten benim de cevabını aradığım sorulardan birisiydi. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşla sohbet ederken aynı şeyi söyledim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi evet 3-5 kişiyi belki sübvanse edebilir. Yani kaldırabilir. Ama eskiden diyelim 6 parti ayrı ayrı liste yapacakken şimdi bu gerçeklerle birlikte en fazla CHP ve İYİ Parti muhtemelen 2 liste yapacak. 6 parti ama 6 liste yerine 2 liste. Herkes kendine nasıl yer bulacak? Yer bulamayanlar küserler mi? Seçimlerde çalışırlar mı? Yani nasıl bir denklem bekliyor bizi seçimde bu yeni seçim kanunuyla birlikte? Sayın Damga, şimdi bu seçim kanunu işte 2839 sayılı milletvekilliği seçim kanununda, 2820 sayılı siyasi partiler kanununda ve 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri kanununda değişiklik yaptı ki işte biz program içerisindeyken evet. de mecliste bu yasalaştı. Baktığınız zaman bu ne getirdi özü itibariyle bu seçim düzenlemesi, kanunlarındaki düzenleme? Birincisi küçük partilerin bir etkisi kalmadı. Bunu ben parantez içerisine alıyorum, milletvekilliği seçimleri için söylüyorum. Çünkü bu %1'lik partilere cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ihtiyaçları var. Her ikisi de bir arada yapılacak bu seçimleri. Hem milletvekili evet. hem cumhurbaşkanlığı seçimi. Ve seçmenin direkt olarak kendi partisine yönelmesini sağlayacak bir yapılandırma oluşturdu bu. Yani ortak oy var, artık oy yok diyebiliriz burada özü itibariyle. Çünkü 2018'deki düzenlemeyle bu getirilmişti. Siyasi iktidar tabii ki baktı burada. Benden işte 12 milletvekili CHP'ye gitti, işte 9 milletvekili İYİ Parti'ye gitti. Baktığınız zaman vatandaşın iradesinin yansıdığı şekilde olmadığını, işte bugün Cumhuriyet Halk Partisi, İlmi Bey bunu çok daha iyi değerlendirecektir. Evet. Karabük'te, Yozgat'ta, Elazığ'da, Niğde'de, Kastamonu'da, Osmaniye'de milletvekili çıkardı bu artık oy neticesinde. Çünkü ittifak içerisinde yer aldıkları için Cumhuriyet Halk Partisi çıkaramayacaktı ama İYİ Parti'nin oyu da oraya yazılmak suretiyle bu milletvekilliğini temin ettiler. Donk sistemi hem burada ittifak için hem partiler için uygulanıyorken şimdi partiler için uygulanacak bir sistem getirdiler. Burada Hilmi Bey'in bıraktığı yerden alacak olursak benim her zaman dile getirdiğim nokta. Bu kısmen denendi. İşte Demokrat Parti Genel Başkanı Afyon'dan İYİ Parti listelerinden meclise girdi. İşte Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı AK Parti listesinden yanılmıyorsam seçimlere girdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden işte Saadet Partisi'nin iki adayı işte Konya'dan ve İstanbul'dan yanılmıyorsam seçimlere girerek milletvekili oldular. Daha sonra CHP'den ayrıldılar vesaire. Burada getirilen nokta itibariyle şimdi Davutoğlu veyahut da Babacan, ki burada ilk önce şunda anlaşmaları lazım. Hangi parti hangi partinin içerisine giriyor? Bu sistem çok oy alan partileri ana unsur haline getirdi. Burada CHP ve İYİ Parti ana unsur oldu. Bu partilerden kaç tanesi işte arttığında düşünürsek İYİ Parti alacak. İYİ Parti diyecek ki daha ben kendimi ispat edemedim. Seçimlere yeni giriyorum. Bu kadar insan örgüt koşturuyor, mücadele ediyor. Ben şimdi onları nasıl tasfiye edeceğim? Ben hiçbirini almıyorum da diyebilir. CHP sen hepsini bunların al diyebilir. Bunlar geldiği zaman pazarlığa bugün bizim mevzuatlarımız gereği grup kurabilmek için 20 milletvekili lazım. 20 milletvekili almadıktan sonra mecliste Sayın Damdiş etkiniz, tesiriniz yok.
ne komisyonlarda temsil ediliyorsunuz, yani ne meclisin imkanlarından istifade edebiliyorsunuz, ne grup olmanın getirdiği işte avantajlardan, işte iş tüzüğün verdiği haklardan istifade ediyorsunuz. Şimdi gelip bize grup kuracak kadar milletvekilimi verin diyecekler, yoksa sadece genel başkanlarımızı seçilecek bir yerden gösterin mi diyecek. Ben birincisinin de hiç sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Yani Davutoğlu'nun veya Babacan'ın veya Temel Karamollaoğlu'nun, ki Temel Karamollaoğlu belki gider Konya'dan milletvekili adayı olabilir. Saadet Partisi oradan bölgesel olarak il bazında alacağı oyla, ki zaten bu ittifak içerisinde sağlanan tek şey barajı geçmiş oluyorsun. Çünkü CHP %7'yi geçtiği zaman ittifakın diğer unsurları da geçiyor. Belki bölgesel olarak oy alabileceği yer olan Saadet Partisi'ni düşündüğümüz zaman Konya'da belki bir milletvekili çıkarabilir. Ama diğer partilerin o imkanı da yok. Burada tabii değerlendirme yapıldığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına göre, listelerini kendisi belirleyeceğine göre, şu anda beklentileri çok fazla olan, her şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu her şeye rağmen destekleyen isimlerin, örgütün taleplerinin ne noktada olduğunu evet. biliyoruz. Burada Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne bu kadar çok hak vermenin, milletvekili vermenin de ne gibi sıkıntılara sebebiyet vereceği ortada. Net. Ama hayır, şimdi görüyor. Diyelim ki sıkıntıya sebebiyet verir diyoruz da, Kemal Kılıçdaroğlu partide neredeyse artık tek yetkili. Yani ne derse o oluyor. Kim itiraz edebilir ki? Yani şöyle bir şey var. Burada en önemli husus nedir Sayın Damga? Örgüt çalışmaz. Esas itibariyle baktığınız zaman Cumhur İttifakı'nın unsurları çok teferruatlı, tam vurucu nokta itibariyle tespit edilmiş bir pimi çekilmiş bombayı Millet İttifakı partilerin üzerine atmış durumda. Hakikaten yani yukarı baksa bıyık, aşağı baksa sakal misali bir tablo var. Bu partilere Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ihtiyaçları var. Bunları mutlu etmeleri lazım ki milletvekilliği listelerinde, Cumhurbaşkanlığında bunları yanlarında bulsunlar. Siz bunları memnun etmezseniz, istediklerini vermezseniz milletvekilliği seçimlerinde, listelerinizde, Cumhurbaşkanlığına bunun yansıması olacak. Burada baktığınız zaman sizin dediğinizde şu ana kadar öyle oldu. İşte konulan isimlere baktığınız zaman, işte Abdüllatif Şener isminden tutun, Atatürk'e, Anıtkabir'e hadsiz laflar eden Cihangir İslam'a kadar birçok isim CHP listelerinde meclise sokuldu. Ama bu son süreçte tablonun ben bu kadar kolay olmadığını düşünüyorum. Bir örgütün çalışması açısından onlar teşvik edici olmayacaktır bu. Bir de tabandan tepki alacaktır. Yani Ali Babacan'ın en son açıklaması, burada değerlendirmek için vaktimiz yok. Cumhurbaşkanından taahhütname istenmesini geri geçiyorum ama FETÖ yönünde açıklamaları işte geçen haftalarda infial yarattı. FETÖ'nün yargıladığı insanlar da işte bunlar da ak insanlar değildi minvalinden açıklamaları çok sert tepkiler getirdi. Bir nevi FETÖ'nün yaptıklarını kabul eder değerlendirmeler yaptı. Şimdi CHP seçmen kitlesi her ne kadar üst yönetimi yeni CHP olarak adlandırdığımız yapıyla farklılaşmışsa da buna tepki gösterecek insanlar. Ali Babacan'ın bu açıklamaları, Davutoğlu'nun dile getirdiği açıklamalar ortaya koyduğunuz zaman CHP seçmeni nasıl bir davranış sergileyecek? Bunların hepsi kendi içerisinde önem arz ediyor. Evet. İşte biraz önce dediğim gibi Millet İttifakı'nın kucağına bunu Cumhur İttifakı attı, bakalım nasıl davranışlar sergileyecekler, hep beraber göreceğiz. Peki Hilmi Daşdemir, son olarak ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Zamanımız doldu, hemen kısaca toparlamak babından. Yani bu seçim kanunu az önce de söyledik. Büyük oranda büyük partileri yarayacak. Küçük partiler aslında çok hak etmedikleri şekilde büyük partiler üzerinde vesayet kurma çabası içerisindelerdi. Bunun etkisi azalacak. Birçok yeni kurulmaya çalışılan parti vardı. Her gün 124'te en son benim baktığımda. Daha artmış mıdır bilmiyorum ama. Ama yeni bir parti kuruldu bugün. SES. Yani Ayhan Bilge'nin partisi kuruldu. O Ayhan Bilge'nin şeyi biraz daha farklı tabii ki. Ya Türkiye'nin Sesi partinin adı. Konumlandırdığı yer. Ayhan Bilgen işte HDP içerisinde siyaset yapmış. Orada PKK'yla kendisini PKK'ya eleştiri getirebilmiş. Nadir isimlerden birisi.
Etkisi olacak mı? Çok sınırlı etkisi olacaktır ama bildiğim kadarıyla kurulurken de 20 ilde örgütlenmesi vardı. Sınırlı etkisi olacaktır. Yani bir temeli olmayan, herhangi bir şekilde bir taban olmayan isimler de parti kuruyorlar. Neden? Evet. İşte parti kuralım, biz gidelim herhangi bir parti ittifaka. O ittifak bize 1, 2, 3, 5 neyse pazarlıkta ne koparabilirlerse o kadar vekil alsınlar ve mecliste temsil edilsinler. Çünkü önümüzdeki dönemde %1 değil, 1000'de 1 bile oyun çok büyük ehemmiyeti var. Çünkü Cumhurbaşkanlığı evet. seçiminde özellikle bu oylar çok kıymetli olacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Daşdemir, Sayın Mustafa Kemal Çiçek. Maalesef süremizin sonuna geldik. Evet. Hayırlı Ramazanlar diliyorum izleyicilerimize de, Türk milletine, İslam alemine. Cenab-ı Allah Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla idrak etmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Amin. Evet sevgili seyirciler, bu haftalık BBN gündemden bu kadar. Hilmi Daşdemir ve Mustafa Kemal Çiçek'le iç siyasete dönük neredeyse tüm başlıkları dikkatinize sunmaya, yorumlamaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olabilmeyi ümit ediyoruz efendim. Hoşçakalın.